Ee, bugün de sizinle ee, İsa Mesih'in ismindeki güç, bunu paylaşmak istiyorum ve İsa Mesih'in bize verdiği yetkiyi paylaşmak istiyorum size. Çok güçlü bir mesaj olacak. Ee, şimdi şunu, şunu söylemek istiyorum. Ee, Mesih'in bedeni olarak, yani hepimiz burada Mesih'in bedeniyiz. Ben böyle düşünüyorum. Mesih'in bedeni olarak bazen insanlara dua ediyoruz. İnsanın ismiyle dua ediyoruz. Ve bazı insanlar iyileşiyorlar ve bazı insanlar iyileşmiyorlar. Bu neden oluyor? Neden oluyor? Yani bir zamanlar önce buna ben bayağı bir takılmıştım. E, belki bir... 5 6 7 8 sene 10 sene mi oldu bilmiyorum artık sayıları karıştırıyorum ama yani dua ettiğim zaman bazı insanların iyileşmesi ve bazı insanların iyileşmemesi beni çok etkilemişti. Ve e, Tanrı'ya yaklaşmaya başlamıştım. Yani e, de, sormaya başlamıştım neden? Yani insanın ismiyle dua ettiğim halde neden bazıları iyileşiyor, mucizeler alıyor, neden bazıları iyileşmiyor? Ve bu konuda e, araştırdığım zaman ve bu konuda kendimi Tanrı sözüne verdiğim zaman Tanrı bana bazı şeyler göstermeye başladı. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum bugün. Ee, sonuçta e, İsa Mesih'in bedeni olarak size söyleyeyim. İsa Mesih'in bedeni olarak İsa'nın ismi konusunda daha büyük bir esine ihtiyacımız var. Ee, İsa İsa Mesih'in ismi çünkü öyle normal, e, sıradan bir isim değil. İsa Mesih'in ismi konusu, İsa Mesih'in ismi çok güçlü bir isim, tanrısal bir isim, Tanrı'nın ismi. Ve bu konuda Mesih'in bedeninin daha çok esinlemeye ihtiyacı var. Ve kendi hayatında olsun, başkasına dua ederken olsun daha çok esinlemeye sahip olması lazım. Ve ikincisi olarak ve bir, birbiriyle bağlantılı bir şey bu, bu da Mesih'in bedeninin ne nasıl bir yetkiye sahip olduğunu bilincinde olması lazım. Bunun bilincinde olması lazım. Ki böylece galiplerden de üstün bir hayat ve bol yaşamı yaşayabilelim. Amin. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Değişik konularda mesela dua istekleri geliyor. Diyorlar ki işte bir tanesi diyor ki işte çok zor durumlardan geçiyorum. Ve Tanrı'ya dua edin lütfen bu zor durumlarımı kaldırsın diye. Şimdi size şunu söyleyeceğim. Yani İsa hiçbir zaman bize iman ettikten sonra hayatınız mükemmel olacak demedi hiçbir zaman bunu vaat bunu bunu vaat etmedi böyle söylemedi hatta dedi ki bana iman eden çarmıhını yüklensin ve peşimden gelsin. Hatta dedi ki hayatta zorluklarınız olacak ama ben dünyayı yendim dedi. Ve dünyayı yenen o yetkisini ve dünyayı yenen o ismini bize verdi, kiliseye verdi. Yani bu ne demek? Biz de bu zorluklardan geçerken ki herkese geliyor bu zorluk sadece size değil sadece bize değil herkese geliyor bu zorluk ve zorluklardan geçerken nasıl geçeceğimizi bilmemiz lazım ve zorlukların üstesinden gelebilmemiz gerekiyor İsa Mesih'in bedeni olarak çünkü zorluklardan herkes geçecek ve e, İslam esin bedeni olarak zorlukların zorlukların üstesinden gelebilmemiz için işte bence anahtar burada İsa Mesih'in ismine olan iman İsa Mesih'in isimdeki güç ve Mesih'in bize verdiği yetkinin bilincinde olmamız gerekiyor. Amin. Dolayısıyla Mesih imanların İsa Mesih'in ismi konusunda daha büyük bir kavrayışa kavrayışa sahip olmaları gerekiyor. Bu, bu gücü daha derinden anlamaya ihtiyaçları var. Şimdi bazı çeşit çeşit insanlar var İsa Mesih'in bedeninde. Ee, kimisi mesela dua etmeye, dua isteği e, için e, gelirken e, diyor ki kilise kilise dolaştım. Her kilisede benim için dua ettiler ama hiç iyileşemedim veya hiç böyle bir iş, Neyse artık zorluğu aşamadım. Bir de bu kiliseye geleyim bir de siz deneyin. Böyle böyle yaklaşan insanlar var. Bir de bu kiliseye geleyim de siz de e, benim için dua edin ve siz de bir deneyin. Şimdi bu insanlar e, bence e, Mesih'in ismine olan imanla gelmiyorlar tecrübelerine dayanarak geliyorlar. Yani bu kilisede benim için dua edildi olmadı, bu kilisede benim için dua edildi olmadı, şu kilisede benim için dua edildi olmadı, bir de siz deneyin. Belki sizin duanız tutar gibilerden. Yani bir de seni denemek için geliyorlar. Böyle insanı. Ve bazı insanlar var ki dua edilmek için geliyor. Ve diyor ki bana ne zaman dua ederler acaba? İşte ben toplantının sonuna kadar Kalamayacağım, bekleyemeyeceğim. İşim var. <laughs> Ve e, bana şimdi dua etsinler de ben gitsem olmaz mı? Şimdi bu tür insanlar da e, dua, dua edilsin de gideyim yönünde <laughs> düşünen insanlar. Ve bu insanlar e, Tanrı'dan hiçbir şey alacağını ummasın bence. Çünkü toplantının sonunda dua edilecekse eğer senin için... Toplantının sonunu beklemen lazım çünkü neden? Toplantıda Tanrı'nın sözü vaaz ediliyor ve iman sözü işitmekle geliyor. Ve senin toplantının sonuna kadar oturman gerekiyor, sözü dinlemen gerekiyor ki imanın artsın. Eğer gerçekten gerçekten Tanrı'dan bir şey almak istiyorsan bu iman e, benim senin e, üst, yani elimi böyle sallamamla iyileşeceğim bir şey değil. Tanrı'nın Tanrı seni iyileştiriyor. Ben yapmıyorum. Ve benim mucizevi elim de yapmıyor. Tanrı seni iyileştiriyor. Yani bir kere bunu bilincine varmak lazım. Tanrı seni iyileştiriyor. Ve Tanrı sözünü gönderdi ve onlara şifa verdi diyor. Dolayısıyla Tanrı'nın sözü etkin oluyor biz. Tanrı'nın sözünü öğretirken ve vaaz ederken Tanrı'nın sözü etkin oluyor. Ve Tanrı'nın sözü o kişinin içine giriyor. Ve o kişinin içine çalışmaya başlıyor ve iman üretiyor. Ve iman ürettiği zaman o kişi el konup dua edildiği zaman mucizesini alıyor ve şifasını alıyor. Ve bazı insanlarda var ki Aa, bunlar gerçekten bence çaresiz olanlar gelirler ve toplantının başından itibaren tanrıya yaklaşmak yaklaşmaya çalışırlar. Tapınmadan tutun en baştan eee tutun e, tanrıya yaklaşmaya çalışırlar ve düşünürler ki bugün ben tanrıdan şifamı alacağım. Bugün ben tanrıdan şifamı alacağım. Bugün tanrı bana dokunacak. Bugün tanrı bu isteğimi e, gerçekleştirecek. Bugün tanrı benim bu, bu bu hayatımda bunu değiştirecek ve böyle sabırla ve imanla böyle tanrıya yaklaşırlar ve bu, bu insana gerçekten çaresiz ve e, gerçekten Tanrı'ya iman ediyorlar. İmanları Tanrı'da daha doğrusu. Böyle söyleyeyim size. Ve toplantının sonuna kadar kalırlar ve toplantıdan sonra sonunda e, iman çağrısını yaptığınız zaman ya da şifa için çağırdığınız zaman insanları hemen koşup gelir ve ilk önce iyileşen kişi olurlar. Fark ne o zaman? Fark ne? O zaman gözümüz nerede? Bununla ilgili bir şey. Gözümüz nerede? Kime bakıyoruz? Şifa için kime bakıyoruz? Şifa için e, pastöre mi bakıyoruz? Ha, bu pastöre de dua etsin bakalım ne olacak? İyileşecek miyim? <laughs> ya da bu bu kiliseye gideyim bir deneyeyim bir de bu kiliseyi deneyeyim. acaba bu kilisede iyileşecek miyim? Ya da gözü kimde? Bu çok önemli. Yani e, Yeruşalem'de Beit Saida, e, Beit havuzu vardı ve Beit Beit havuzunda bir kötürüm uzanıyordu orada. Ve adam senelerdir orada kötürüm bir şekilde uzanıyordu. Ve herke ve herkesin birisi vardı, bir arkadaşı vardı. O su çalkandığı zaman onu ittiren ve iyileş iyileşen ama onun kimsesi yoktu. Ve o kimsesi olmadığı için kimse birisine bakıyordu. Birisine bakıyordu ki birisi onu ittirsin de iyileşsin diye. Dolayısıyla İsa geldi. Şifa verecek olan kişi ona geldi. Ve o dedi ki, sen şifa bulmak ister misin? İsa ona sordu, şifa bulmak ister misin? Ve o da dedi ki, benim kimsem yok ki. Halbuki şifası önünde duruyordu. Önünde duruyordu şifası ve benim kimsem yoktu. Gözü o kadar insandaydı ki, bir insan olsa iyileşeceğim. Bir yardımcım olsa bir insan, bir, arka, bir akraban, bir arkadaşım olsa iyileşeceğim gözünde bakıyordu. Ve Tanrı'yı tamamen, karşısındaki duran Tanrı'yı tamamen göremedi. Tamamen gözü insan daire ve arkadaşım olsa. işte o yüzden bizim Mesih imanları olarak gerçekten İsa Mesih'in adındaki güce bu, bu konuda e, esinlemeye ihtiyacımız var. Ve Mesih'in bize verdiği yetkinin ne olduğunu anlamaya ve bunu derinden kavramaya ihtiyacımız var. Amin. Amin. Ve ee, Tanrı bana şunu gösterdi, böyle e, dua ediyorken artık bir görün mü diyeceksiniz, rüyam diyeceksiniz, ne derseniz deyin. Ve e, bu, bunu gösterdiği zaman tamamen anlamış oldum Tanrı'nın e, yetki kavramını, bize verdiği yetki kavramını. Ve e, rüyamda bir e, bayan şeytanın koluna girmiş böyle gidiyorlardı. Bayanın aynı zamanda elinde silah vardı ve e, şeytan onu devamlı ayartmaya çalış, çalışıyordu o bayana İşte şunu yap, bunu yap bilmem ne şu şekilde ve e, ben düşünüyordum karşıdan seyreden olarak düşünüyordum ki kadının elinde silah var bir, bir vursa şey, şeytanı öldürebilir yani ama şey, hiç öyle bir şey e, yapmadı. Kadın. Çünkü elindekinin ne olduğunun, ne işe yaradığının bilincinde değildi ve e, hiçbir şey yapmadı ve şeytan onu e, sürükledi, şeytan ona kötü davrandı, şeytan ona kötülük yaptırdı, şeytan ona bir sürü e, iste, istenmeyecek, olmayacak şeyler yaptırdı ve e, kadın da bu, şeytanın bu zorlamalarından dolayı çok e, acı çekti ve rahatsız olduğu belli oluyordu. Ve ben içimden çok kızdım, çok kızdım. Dedim ki, şeytana dedim ki, bak işte ya pardon. Şeytan en sonunda onun elindeki silahı aldı ve o zaman çok kızdım. Dedim ki, bak sen onun elindeki şeytan elindeki silahı aldığın için sana boyun eğdi ve böyle istediklerini yaptı. Ama eğer o silahı o kadına geri verirsen seni vuracak ve seni öldürecek ve e, Hiçbir şey yapamayacaksın ona. Şeytan bana güldü dedi. Ha ha. Öyle mi zannediyorsun? Tamam peki bakalım görelim. Ve elindeki silahı geri verdi kadına. Ve kadın o silahı aldı. Evirdi, çevirdi, baktı. Hiçbir anlam çıkaramadı. Sonra deva, sallamaya devam etti. Ve hiçbir şey yapmadı. Şeytan da onun elinden tekrar o silahı geri kaptı şok olmuştum şok olmuştum şok olmuştum yani nasıl bir e, imanlı bu kadın elinde silah var ve şeytana karşı gelemedi. Tabii bu bu sinirle hemen uyandım ve o anda anladım. O anda anladım birçok mesih imanlısı neye sahip olduğunu farkında değil. Çok açıkça Tanrı, Tanrı bana göstermişti. Birçok mesih imanlısı neye sahip olduğunu farkında değil sahip ama sahip mi değil mi bilmiyor ya da neye sahip ve elin sahip olduğu şeyin ne işe yaradığını bilmiyor. Dolayısıyla bunun hakkında büyük bir esine kavuşması lazım. Amin. Şimdi dua ederken biz dua ederken dua eden kişinin ve dua alan kişinin İsa Mesih'in ismine olan imanı çok önemli. Siz dua ederken İsa Mesih'in ismine müthiş iman eden bir kişi olabilirsiniz. Ama dua alan kişi eğer inanmıyorsa ya da imanı o, o yönde çok fazla değilse o zaman gerçekleşmeyebilir duanız. Kutsal kitapta diyor ki bunu İsa'nın kendisi söyledi. İsa'nın kendisi söylediği zaman nedir? Gerçektir değil mi? İsa doğruyu söyler ve İsa'nın söylediği gerçektir. Ve Yuhanna 16'da 23-24'te İsa dedi ki, o gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Hangi gün? İsa göğe alındıktan sonra. Bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim adımla babadan ne dilerseniz size verecektir. Ne dilerseniz demek, ne dilerseniz demek. Size verecektir. Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin alacaksınız. O zamana kadar İsa Mesih'in Mesih ismini bir şey dilememişlerdi. Çünkü İsa Mesih yanlarındaydı. İsa Mesih'in adıyla dilemelerine gerek yoktu. İsa Mesih yanlarındaydı. Her zaman onlar, onunla birlikteydi. Ama İsa diyor ki o gün gelince, yani ben sizin yanınızdan ayrılınca, benim adımla, Baba'dan ne dilerseniz size verilecektir. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki sevinciniz tam olsun. Amin. Yani Tanrı'nın isteği Mesih, Mesih'in bedeni için Tanrı'nın isteği Mesih'in bedeninin sevinç içinde, sevincinin tam bir şekilde olması. Amin. Belki duymuşsunuzdur. Derler ki Tanrı her zaman cevap verir. Bu cevap bazen evet, bazen hayırdır. Hiç duyan oldu mu böyle? Hiç hiç hayatınızda duydun ben ben duymuştum. Yani ben Nehir kilisesine gelmeden önce duymuştum. Derlerdi ki Tanrı her zaman duamıza cevap verir. Bu cevap bazen evettir, bazen hayırdır. Ama bu doğru değil. Bu doğru bir öğretiş değil. Kutsal kitapta diyor ki eğer kutsal kitabın sözüne göre dua ediyorsak Cevap her zaman evettir. Amin. Cevap her zaman evettir. Evet bazen bazı şeyleri bize vermediği için Tanrı'ya şükrediyoruz. Yeri geldiği zaman. Ama onlar, o, dilek, o dilediklerimiz benlikte isteklerimizdi. <laughs> o zaman farkında değildik benlikte isteklerimizin ama Tanrı vermediği için daha sonra fark ettik ve şükrettik. Ama bu, bunun konuyla alakası yok. Kutsal kitapta diyor ki, Tanrı'nın sözüne göre ne dilersek O bizi işitir. Amen. Ve O'nun bizi işittiğini bildiğimize göre O'ndan aldığımızı da biliriz. Amin. Ve aynı zamanda şunu söyleyebiliriz ki eğer duama cevap almıyorsam ya imanım yetersiz ya da kutsal kitaba göre dua etmiyorum demektir. İki, iki, iki tane opsiyon var. Dua ve cevap almıyorsam ya imanım yetmiyor bu konuda. Daha fazla esine ihtiyacım var. Daha fazla imana ihtiyacım var. Ya da e, kutsal kitaba göre dua etmiyorum demektir. Çünkü neden biliyor musunuz? Söz her zaman çalışır. Tanrı'nın sözü her zaman çalışır. Söz her zaman çalışır deyin. Bir daha imanla söyleyin. Söz her zaman çalışır. Söz her zaman çalışır her zaman çalışır. Ve kutsal kitaba göre edilen duanın cevabı her zaman evettir. Amin. Ve amindir. Amin. Her zaman evettir ve her zaman amindir. Amin. 2. Amin. Amin. Korintiler 1. bölüm 19 ve 20. ayet diyor ki Silvanus ve Timoteus'la birlikte size tanıttığımız Tanrı'nın oğlu İsa Mesih hem evet hem hayır değildi. Onda yalnız evet vardır. Çünkü Tanrı'nın bütün vaatleri Mesih'te evettir. Bu nedenle Tanrı'nın yüceliği için Mesih aracılığıyla Tanrı'ya amin deriz. Amin. Ne yani biz dua, dua edeceğiz, kutsal kitaba göre dua edeceğiz. Ve kutsal kitaba göre İsa'nın ismiyle babaya dua edeceğiz ve cevap her zaman evet olacak. Bu nedenle biz amin diyeceğiz ya, <laughs> Buna iman ediyor musunuz? Evet. Amin Cevap her zaman evet Amen. Yuhanna 14-13-14'de diyor ki Baba oğul da yüceltilsin diye Benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım İsa dedi ki buna iman ediyor musunuz? <laughs> Amin Amin. İsa diyor ki benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. O halde imanlılar neden İsa'nın ismiyle dua edince cevap alamıyorlar? Neden? İsa'nın ismiyle dua edince cevap alamıyorlar? Elçilerin işleri 3. bölüm. 12, 13 ve 16. ayeti size okuyacağım. Bunu gören Petrus halka şöyle seslendi. Ey İsraililer buna neden şaştınız? Neden gözlerinizi dikmiş bize bakıyorsunuz? Kendi gücümüz ya da dindarlığımızla bu adamın yürümesini sağlamışız gibi. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısı, atalarımızın tanrısı kulu İsa'yı yüceltti gördüğünüz ve tanıdığınız bu adam. İsa'nın adı sayesinde. İsa'nın adı değil. İsa'nın adı sayesinde. Onun adına olan imanla. Onun adına olan imanla değil. Onun adına olan imanla sapa sağlam oldu. Hepinizin gözü önünde onu tam sağlığa kavuşturan İsa'nın aracılığıyla etkin olan imandır. Amin. Kötürüm adam orada oturuyordu tapınağın önünde ve dileniyordu. Ve Petrus oradan geçti. O kötürüm adam daha önce duymuş olmalı İsa hakkında. Ki bu İsa insanları iyileştiren bir İsa'ydı. Bu İsa kör, körlerin gözünü açan İsa'ydı. Kötürümleri iyileştiren İsa'ydı ve cüzdanları iyileştiren İsa'ydı, duymuştu. Ve İsa'nın ismini duymuştu ve İsa'nın ismine olan imanı vardı. Ama bir türlü İsa ile karşılaşamamıştı belki. Ama sadece İsa'nın ismine olan imanı vardı. Ve Petrus oradan geçerken diyor ki, bende altın gümüş yok ama bende olanla ne vardı Petrus'ta? İsa'nın ismine olan iman. Bende olan imanla İsa'nın ismiyle. Kalk ve yürü. Ve adamda İsa'nın ismini olan iman vardı zaten. Duymuştu. İsa'nın ismi iyileştiriyordu. İsa iyileştiriyordu herkesi. Ve adam İsa'nın ismini olan imanla sapasağlam oldu diyor. İsa'nın ismini kullanma hakkına sahibiz. Fakat imanların İsa'nın ismine olan imanları zayıf. Bunu nasıl düzelteceğiz? Romalılar 10. bölüm 17'de diyor ki, demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesihle ilgili olan sözün yayılmasıyla olur. Kitap mukaddes diyor ki, öyle ise iman işitmekten ve işitmek Mesih'in kelamı vasıtasıyla olur. Mesih'in sözü aracılığıyla gelecek. Dolayısıyla bu ismi olan imanımız, bu isim hakkındaki ayetleri işitmekle olur. Bu ayetleri iyi bilir ve bu konudaki imanımızı arttırırsak elde edeceğimiz sonuç Petrus'unki gibi olacak. İsa'nın ismi konusunda ve İsa'nın isminin gücü konusunda ve Mesih'te sahip olduğumuz yetki ve Mesih'teki yeni yaratılış konusunda derin bir esinlemeye sahip olursanız Tanrı'nın sözlerinden o zaman işte Petrus'ta etkin olan iman sizde de etkin olacak ve Petrus gibi olacaksınız. Konuştuğunuz zaman insana iyileşecek ve buyurduğunuz zaman insanlar düzelecekler. Amin. Elçilerin 3 3.6'da Petrus dedi ki: "Bende altın ve gümüş yok ama bende olanı sana veriyorum. Bende olanı sana veriyorum." Ne vardı Petrus'ta? Yetki vardı. İsa Mesih'in adına olan imanla ve İsa Mesih'in ona vermiş olduğu yetki vardı. Ve bununla, ben de olanı sana veriyorum. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü. Petrus neye sahip olduğunu bilincindeydi. Ve kendisine bağışlanmış olan şey isimdi ve yetkiydi. Ve bunun tamamen yüzde yüz bilincindeydi Petrus. Şunu bilmemiz lazım. İsa'nın ismi tanrısal bir isim. Filipililer 2. bölüm 9'dan 11. ayete kadar diyor ki bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti. Ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Her adın üstünde olan ad, insanın ismi. Öyle ki insan adı anıldığında gökteki, yerdeki, yer altındakilerin hepsi diz çöksün. Ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söyledi. Farkında mısınız? Siz İsa Mesih'in ismiyle bir şey buyurduğunuz zaman gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çökmek zorunda. Farkında mısınız bunun? Siz İsa'nın ismini konuştuğunuz zaman belki siz farkındasınız, belki değilsiniz. Belki karşınızdaki farkında, belki değil. Ama bütün cinler ne konuştuğunuzu biliyor. Ne konuştuğunuzun gayet iyi farkında. Bütün cinler ve bütün melekler. İşte biz yani o e, kötü ruhlar var ya, kö kötü ruhların kadar bilincinde miyiz İsa Mesih'in ismini kullandığımız zaman ne konuştuğumuzu bilincinde miyiz? Çünkü bir e, kötü ruha konuştuğun zaman. Mesela birisi için dua ediyorsun. içinde kötü ruh var. Konuştuğun zaman, insan ismiyle çık dediğin zaman. O kötü ruh, size şunu söyleyeyim. Yüzde yüz sende yetki var mı, yok mu bilecek. Anında bilecek. Anında bilecek. Yetkiyle mi konuşuyorsun? Yoksa bir yerden duymuşsun. İnsanın ismini papağan gibi mi söylüyorsun? Anında bilecek ve anında ona göre tepki gösterecek. Ya çıkacak ya çıkmayacak. Eğer senin e, İsa'nın ismi hakkındaki vahiy kötü ruhun İsa'nın ismindeki vahiyden daha üstünse o zaman senin sözün dinleyecek. İsa ile karşılaştıkları zaman kötü ruhlar ne dedi? Bizden ne istiyorsun? Bize zulmetmeye mi geldin? Neden? Hemen tanıdılar. O yetkiyi hemen tanıdılar. Peki sizde o yetki var mı? Daha doğrusu sizde o yetki var. Ama bu yetkinin nasıl bir yetki olduğu bilincinde misiniz? Ne kadar bilincindesiniz? Amin. <laughs> bu konuda gerçekten çok böyle um, belki sert bilmiyorum nasıl gelecek size. Ama bu konuda gerçekten çok ciddiyim. Çünkü ben... İsa Mesih'in ismiyle dua ettiğim zaman inanılmaz mucizelere tanık oldu insanlar. İnanılmaz. Ve e, mesela birisinin e, vücudundaki kalsiyum seviyesi düşükmüş. Bilmiyordum ki. Nereden bilebilirim? Ka vücudundaki kalsiyum seviyesi düşükmüş ve bu yüzden dişleri dökülmeye başlamış. Ve dişlerim dökülüyor diye geldi şeye şifa almak için işte duaya. Ve İsa'nın ismiyle dedim tamamen düzeleceksin. Tamamen bütün olacaksın. Ve ondan sonraki pazardan sonraki işte pazartesi midir salı mıdır ne o hafta içinde doktora gitti ve kalp seviyesi tamamen normal çıktı. Bunu ben gerçekleştirmedim. Bunu Tanrı'nın kendisi yaptı. Bunu Tanrı'nın kendisi yaptı ve bu sadece ve sadece onun ve benim İsa'nın ismine olan imanımızı birleştirmemiz sayesinde oldu. Çünkü bu iki taraflı. Hem dua eden kişi hem de dua alan kişi İsa'nın ismine olan imanı işliyor. Çünkü iman işler, iman çalışır. Amin. Hallelujah. İsa'nın ismi en güçlü isim. En güçlü isim. Efesliler 1. bölüm 21-23. ayette diyor ki Tanrı onu bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak bütün atların çok üstüne çıkardı. Diyor ki sadece bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak tüm atların bütün atların üstüne çıkardı. Her şey ayakları altına sererek ona bağımlı kaldı. Her şey ona bağımlı kılınmıştır her şey. Her şey demek her şey demek. Gökteki, yerdeki ve yer altındaki her şey ona bağımlı kılındı. Onu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise onun bedenidir. Her yönden her şeyi Dolduranın doluluğudur. Bunu anlayabiliyor musunuz? Size örnek vereceğim. Murat gelsene. Bir, bir de örtü verir misin bana? Size baş ve beden nedir onun örneğini vereceğim. Çok iyi anlayacaksınız şimdi. Ne dedik? İsa baş değil mi? Ve biz kilise bedeniz. Değil mi? Şimdi bu Murat değil mi? Şimdi şimdi bu kim? Murat, Murat. Bedenini gizliyorum. Başını görüyorsunuz sadece. Bu kim? Murat, Murat. Bu kim? Murat, Murat. <laughs> Peki, başını görmeden bunu görürseniz gene Murat olduğunu anlayacaksınız, değil mi? Evet. İşte bu Mesih, bu da kilise. Biz, biriz. Biz biriz. Daha gelmedi Esin. <laughs> Daha Esin gelmedi. Biz biriz. Mesih ve biz biriz. Mesih baş ve biz beden, kilise biriz. Anlayana kadar söyleyeceğim. Mesih ve biz biriz. bedensiz baş yürüyebilir mi? Peki başsız beden yürüyebilir mi? Baş ve beden bir olmak zorunda. Aynı şekilde davranabilmek için. Ve Mesih ve biz biriz. Baş ne emrediyorsa vücut yapıyor. Baş vü vücudun emirlerini e, baş ne emrederse vücut ona göre yapmak zorunda <laughs> ve aynı zamanda beden biz e, acı çektiği zaman baş emrediyor iyileşmesini biz biriz Messi <laughs> ve biz biriz <gülüyor> Amin <laughs> Messi ve biz biriz <laughs> biz, Siz sadece bunu kapattığım zaman. Diyebilir misin ha bu Ahmet? <laughs> Ahmet değil. Sadece, zaten tanıyorsunuz Murat. Ahmet değil. Ve bunu kapattığın zaman tanıyorsunuz Murat. Ve kiliseye baktığı zaman kötü ruhlar, cinler hepsi kimi görüyor? <gülüyor> kiliseye İsa <laughs> 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 Kötü ruhlar ve cinler, kiliseye baktığı zaman kimi görüyor? Mesih. <laughs> ve kimi neyi görüyor biliyor musunuz? Aynı yetkiyi, aynı yetkiyi, aynı yetkiyi, aynı yetkiyi. Anlayabiliyor musunuz? Sağ. Ol. Anlayabiliyor musunuz? Aynı yetkiye sahibiz. Aynı yetkiye. Bütün cinler bunu görüyor. Siz görebiliyor musunuz? Görseniz iyi edersiniz. <laughs> Dolayısıyla ne diyebiliriz? Bedenin kötü olan karşısındaki konumu nedir? Bedenin kötü olan karşısındaki konumu nedir? Bu kötü ruh olabilir, kötü her şey olabilir. Ee, hastalık olabilir, rahatsızlık olabilir, her şey olabilir. Dolayısıyla bedenin kötü olan karşısındaki konumu nedir? Koloseliler 2. bölüm 15. ayette yazıyor. Diyor ki yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça göz gözler önüne serdi. Kim serdi? Mesih. Kimin için serdi? kilise için, baş bedeni için, bütün yönetimleri, hükümranlıkları, hepsinin güçlerini ve elindeki bütün silahları çarmıhta gözler önüne serdi. Onları yendi ve gözler önüne serdi. Dolayısıyla şunu bilin beden. Kötü olanın hiçbir yetkisi yok. Kötü olanın sizin üzerinizde hiçbir yetkisi yok. Hiçbir yetkisi yok. Hiçbir yetkisi yok. Hiçbir yetkisi yok. Hiçbir etkisi yok. Bu kötü ruh olabilir, cin olabilir, hastalık olabilir, başka bir şey olabilir. Kötü neyse, kötü neyse, sizin üzerinizde hiçbir yetkisi yok. Hiçbir yetkisi yok. Ama sizin yetkiniz var. Kötü olanın üzerinde. Sizin yetkiniz var. Kötü kötü olanın üzerinde. Ve siz bu yetkinizi kötü olana kaptırmadığınız sürece Kötü olanın sizin üzerinize hiçbir yetkisi yok. Hiçbir yetkisi yok. İbrahimler 2. bölüm 14. ayet diyor ki, bu çocuklar kimden bahsediyor? Kiliseden bahsediyor. Etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı yani iblisi, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak. Grekçe'de diyor ki tamamen felç yapmak, bir hiçe indirmek. üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Yani bizim zaferli yaşayabilmemiz için İsa, onlar insan bedeninde geldi ve çarmıhta bütün onların gücünü alt etti, bir hiçe indirdi. Onu tamamen felç yaptı. Bütün silahları onların elinden aldı ve yetkiyi bize verdi. Dolayısıyla Efesler 6. bölüm 12 ayetler 18. ayete kadar diyor ki çünkü savaşımız insanlara karşı değil. Yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Tanrı bize bir sürü silah verdi. Kötü olan karşı kullanmak için. <laughs> Ve Efesler 6. bölümdeki bu silahları hepsini kuşanın diyor. Bence size tavsiye ediyorum Efesler 6. bölümdeki bu silahları derin bir şekilde çalışmanızı, neye sahip olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Neye sahip olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Çünkü bilmediğiniz sürece şeytana tamamen yenik tutsak yaşayacaksınız. Ve şeytan istediğini yaptırtacak size ve siz de zavallıymış gibi davranacaksınız. İsa'nın adını bir papağan gibi söyleyip durursunuz ve bu hiçbir işe yaramaz. Ancak bu ismin arkasında ne var? Bu ismin yetkisini, İsa'nın dirilişiyle neyi başardığını bilirseniz yaşamınız farklı olacak. İşte her şey bu esinde yatıyor. Her şey bu esinde yatıyor. Her şey. Her şey bu esinde yatıyor. Bir imanlı bir kere bu esine kavuştu mu zaten olay bitiyor. Her şey bu esinde yatıyor. Çünkü bir kere esin alırsanız bunun bilincinde olacaksınız. Ve bu yetkinizi her zaman, her durumda kullanmaya başlayacaksınız. Ben sizin elinize bir silah versem ve anlatsam bu silah nedir, ne işe yarıyor ve nasıl kullanacaksın? Sen anlarsın ve kötü olan karşına çıktığı zaman kullanmaya başlarsın. Öyle değil mi? İşte bize Tanrı kutsal kitapta sağladığı bütün silahları yazıyor kutsal kitapta. Ve bunların ne işe yaradığını yazıyor. Ve bunları nasıl kullanacağımızı da yazıyor. Her şey. Bütün kullanım kılavuzu, hani biz bir şey alırız ya, kullanım kılavuzu yanında gelir. İşte Tanrı bize kullanım kılavuzunu verdi. Ve diyor ki iyi okuyun ve sahip olduğunuz şeyi nasıl kullanacağınızı bileceksiniz. Mesih imanlarının sahip olduğu şeyi nasıl kullanacağını bilmesi lazım. Amin. Amin. Matta 28-18'de diyor ki, İsa diyor bunu. Ne diyoruz? İsa dediği zaman gerçeği söyler değil mi? İsa dediyse gerçektir. İsa dediyse doğrudur. İsa dediyse öyledir. Değil mi? Matta 28-18'de diyor ki İsa yanlarına gelip kendilerine şunu söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bütün, bu nedenle gidin benim adımla benim için bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kusarun adıyla vaftiz edin. Koloseliler 1. bölüm 13. ayet diyor ki: O bizi karanlığın hükümranlığından, gücünden, karanlığın yetkisinden kurtarıp sevgili oğlunun egemenliğini aktardı. Konumumuz değişti. Kilise konumumuz değişti. Konumumuz değişti. Farkında mısınız? Konumumuz değişti. Biz karanlığın egemenliği altındayken, karanlığın hükümranlığı altındayken, ne demek bu? Yani şeytanın egemenliği altında, şeytanın istediği gibi yaşıyorken, İsa Mesih'e iman etmekle Tanrı'nın egemenliğine aktarıldık. Şeytanın elindeki bütün silahlar çarmıha çivilendi ve şeytanı bir hiçe indirdi ve bize sahip olduğu yetkin hepsini verdi. Bunu ne kadar bilincindeyiz? Ne kadar bilincindeyiz? Bunu bilincine vardığınız zaman ha kime dua ederseniz erin iyileşecek. Amin. Şunu şunu bilin. Şeytanın bir imanlıyı ya da kiliseyi yönetmeye yetkisi yoktur ona izin vermediğiniz sürece. Ama bunun gerçek olduğuna inanır. İnsanın isminin, gücünün gerçekliğine inanır. Bu gücün size verildiğine inanırsanız her seferinde şeytanı alt edeceksiniz. O zaman neden depresyon, hastalıklar, sıkıntılar, şeytana ait olan her şey imanların ve kilisenin üzerinde hüküm sürüyor? Neden hala hüküm sürüyor? Çünkü kilise İsa'nın ismindeki gücü bilmiyor. İsa'nın ismini sihirli bir sözcükmüş gibi kullanıyorlar. Arkasındaki gücü bilmeden. Bu isminin, bu ismin arkasındaki yetkinin bilincine varmadan ya da bundan haberleri yok gerçekten. Şunu söylüyorum size: İsa bütün bu karanlık güçleri tahtlarından indirdi Amin. ve onları bir hiç yaptı. Hiç yaptı. Hiç yaptı. Selç yaptı. Ve ismindeki yetkiyi de bize verdi. Ben size kendi banka kartımı versem ve desem ki istediğin gibi kullanabilirsin, şifresi de şu. Sen ne yaparsın? Teşekkür edersin, kabul edersin ve istediğin gibi kullanırsın. Öyle değil mi? Çünkü neden? Bu kalp bana ait. Ama ben sana verdim bu yetkiyi ve kullanma hakkını. Ve yetkiyi sana verdim. Dolayısıyla sen şimdi kullanma hakkına sahipsin. Ve ben izin verdiğim için ve sana gönüllü olarak verdiğim için yetkin de var bunu kullanmak için. Birisi gelse sana derse ki neden pastor Güven benim kartını kullanıyorsun? Diyeceksin ki e, o verdi bana yetkiyi, kullanma yetkisini. Ve bunu o kadar rahatlıkla söyleyeceksin ki neden? Çünkü bu fiziksel ortamda gerçekleştiği için bunun daha çok bilincine vardın. Ama ruhsal ortamda gerçekleşen şeylerin ne kadar bilincindeyiz acaba? Biliyor musunuz bu fiziksel dünya bir saniyelik kadar bile değil. Sonsuzlukla kıyasladığınız zaman bir saniye bile değil. Sonsuzlukla kıyasladığınız zaman isterseniz 100 sene yaşayın bu dünyada bir, bir saniye bile değil. bir, bir saniye bile değil. Dolayısıyla bizim daha çok ruhsal alemin farkında olarak yaşamamız lazım. Fizikselden çok ruhsal alemin farkında olarak yaşamamız lazım ve karşılaştığımız güçlükler işte bu alemden geliyor. Sizce hastalıklar Tanrı'nın isteği mi? Değil. Fakirlik ya da sizin zorluklarla sürünmeniz Tanrı'nın isteği mi? Tanrı'nın isteği ne? Sevinç içinde. Sevinciniz tam olsun diyor. Sevinciniz tam olsun. Tanrı'nın bizim için isteği bu. Sevinciniz tam olsun. Hani bir sevinçli olmak var. Bir de sevincin doluluğu var. Bu iki farklı boyut. Sevinciniz tam olsun diye. Tanrı'nın isteği bizim için bu. O zaman bütün bu kötülükler ruhsal alemden geliyor. Hastalıklar, rahatsızlıklar, depresyon, fakirlik, bütün bunlar imanlığa ait değil. Ve bütün bunların imanlının üzerinde yetkisi yok. Çünkü İsa bütün bu yetkileri aldı. Ve bir hiçe indirdi. Hiçe, hiçe indirdi. Dolayısıyla imanın üzerinde bunlar hüküm süremez. Bunun yetkisi yok. Vahiy 1. bölüm 18. ayet'te diyor ki: "Diri olan benim. Ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Bütün anahtarlar, bütün yetki onda. Ve İsa yetki sahibi. Göğe yükselip babanın sağında oturmadan önce Matta 28-18'de dedi ki, gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Ve ben bu sizi, yetkiyi sana veriyorum. Markus 16-17'de diyor ki, iman edenlerle birlikte görülecek. Kimler iman ediyor bugün? O zaman sizinle birlikte görülecek belirtileri söyleyeyim size. <laughs> sizinle birlikte görülecek belirtiler. Benim adımla İsa'nın adıyla. Kimin için dua ederseniz iyileşecek. Hastalıklar, rahatsızlıklar, depresyon, ne varsa hepsi İsa'nın ismiyle dua ettiğiniz zaman gidecek. Gitmek zorunda. Gitmek zorunda. Çünkü bunların sizin üzerinizde ve o dua ettiğiniz kişinin üzerine hiçbir yetkisi yok. O kişinin insanın ismine olan imanı olduğu sürece hiçbir yetkisi yok. Bütün bu yetkiyi bize verdi. Ve yeryüzünde, gökyüzünde ve yer altında bütün bu yetkiyi bize verdi. Üç alanda da bu isim tanınıyor. Üç alanda da bu isim tanınıyor. Yeryüzünde, gökte ve yer altında. Ve bu yetkiyi bize verdi. Ve yer altındakilerde, yeryüzündekilerde ve göktekilerde, de olsun, kötü ruhlarda olsun, bu isim anıldığı zaman diz çöküyor ve boyun eğiyor. Ve o yetkiyi bize verdi. Yani Mesih nasılsa biz de öyleyiz. Bu dünyada. Mesih nasılsa biz de öyleyiz. Bu benim sözüm değil. Kutsal kitapta yazıyor. Kutsal kitapta yazıyor. Mesih nasılsa, Mesih nasılsa biz öyleyiz. Mesih nasılsa biz öyleyiz. Mesih nasılsa biz öyleyiz. Mesih bir söz söyledi ve o insan iyileşti. Mesih nasılsa biz öyleyiz. Mesih nasılsa biz öyleyiz. <laughs> Mesih nasılsa biz öyleyiz. Amin. Mesih nasılsa biz öyleyiz. Amin. Amin. Size bir yetki örneğini vereyim. Matta 8, 5, 10. İsa Kefernaoma varınca bir yüzbaşı ona gelip Ya Rab diye yalvardı. Uşağım felç oldu, evde yatıyor. Korkunç acı çekiyor. İsa dedi ki gelip onu iyileştireceğim. Evet. Ama yüzbaşı Rab evime girmene layık değilim dedi. Yeter ki bir söz söyle. Uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider, ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim yapar. İsa duyduğu bu sözlere hayran kaldı. İsa'yı hayran bırakmak istiyor musunuz? Yetkinizin bilincine varın. İsa'yı hayran bırakmak istiyorsanız yetkinizin bilincine varın. Ardından gelenlere size doğrusunu söyleyeyim dedi. Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim. Neden böyle söyledi? Bu insan yetkiden anlayan bir kişi yüzbaşı. Üst yetkiden de anlıyor, alt yetkiden de anlıyor. Birisine emir verdiği zaman o kişi onun emrini gerçekleştirmek zorunda. Gerçekleştirmezse ne olur? Fena olur. <laughs> fena olur. Ve alttaki kişi de bunun bilincinde fena olacağının ve üstteki kişi de bunun bilincinde. Dolayısıyla onun emrini gerçekleştirmek zorunda. Adam yetkiden anlıyor. O yüzden diyor ki evime gelmene gerek yok. Bir söz söyle. O uşam iyileşecek. Ve biliyor musunuz? Yüzbaşının ikinci seferki imanı daha büyüktü. Bu sefer İsa'nın yanına gitmedi. Bu sefer birini gönderdi. İsa bir söz söylesin diye. Çünkü o zaman Mesih İsa henüz yetkiyi kiliseye vermemişti. Mesih İsa henüz yetkiyi kiliseye vermemişti. Dolayısıyla yüzbaşı başka birini gönderdi. Kendisi gitmedi bile. Sırf İsa bir söz söylesin diye. Ve İsa o zaman da yine aynı şeyi söyledi. İsrail'de böyle bir imanı görmedim. Neye olan iman? İsa'nın yetkisine olan iman. İsa'nın yetkisine olan iman. İsa'nın ismine olan iman. Sizin Kendi yetkinize olan imanınız ne, ne durumda? Sizin kendi yetkinize olan inancınız ne durumda? Çünkü Mesih kendi yetkisini size verdiği için Mesih sizin nasıl bir yetkiye sahip olduğunuzun tam bilincinde. Çünkü ben kartı verdiğim zaman ben biliyorum ki benim hesabımla her şey yapılabilir yapabilir o kişi. Ve Mesih de bize yetki verdiği zaman Mesih biliyor ki biz onun ismini kullandığımız zaman her şey yapabiliriz. Mesih bunu biliyor. Biz biliyor muyuz? Biz ne kadar biliyoruz? Şimdiki kilise, size şunu söyleyeyim, şimdiki kilise sadece günahlarının bağışlandığını biliyor o kadar. iman etmekle. Ve o seviyede yaşıyor. Maalesef. O seviyede yaşıyorlar. İman ettim. Günahların bağışlandı. Bir imanlıyım artık. İnsan mesin bedenindeyim. Kilisedeyim. Hatta bazıları öyle de demiyor. Bazıları diyor ki Aa, ben bağışlanmış bir günahkarım. Bazıları onu da bilincinde değil. Eğer bağışlandıysan niye günahkarsın? Günahkar demek günah işleyen ve günah işlemeyi bir alışkanlık haline getirmiş birisi. Ama İsa Mesih'e geldiğin zaman ve günahlarından tövbe ettiğin zaman ve iman ettiğin zaman bağışlandın ve kutsal kitap seni doğru olarak adlandırıyor bu da bir vahi yani birçoklar için doğru doğru olarak adlandırıyor seni aziz diyor aziz sana aziz gözüyle bakıyor kutsal kitap sen kendine ne gözüyle bakıyorsun <laughs> bu da bir vahiy yani Azizler kutsallara yazıyorum diyor. Kutsal kitap kutsallara kime yazıyor? Bize. Kutsal kitap bizim kim olduğumuzun bilincinde. Ama biz kutsal kitabı açıp bakıyor muyuz biz kimiz? Yeni doğuş nedir ve yeni doğmuş bir yaratık nedir? Neye sahiptir? Bunu biliyor muyuz? Yetkimizi biliyor muyuz? Farkındayız. Ne derece farkındayız? İşte bütün bu her şey, anlıyor musunuz? Duanıza yansıyor. Duanıza yansıyor. Kendiniz için olan duanıza da yansıyor. Başkası için ettiğiniz dua'ya da yansıyor. Bütün bu bilinç. Eğer bu bilinçte olmazsak şeytanın bizi ileri geri kaktırmasına izin vereceğiz. Ama İsa Mesih'in isminin gücünün farkında olursak ve bu vahiye sahip olursak ve onun bize verdiği yetkinin bilincinde olursak, bu yetkide yürürsek, bu yetkide yürürsek ne demek? Bu yetkiyi alıp kullanmak anlamına geliyor. O zaman şeytanın sizin üzerinizde hiçbir yetkisi yok. Ve biliyor musunuz? Bir, birkaç kere denese bile baktı ki sizin üzerinizde hiçbir etkisi yok. Sizi bırakıp gidecektir. Neden biliyor musunuz? Çünkü şeytanın sizin kadar sabrı yok. Sizinle uğraşacak. <laughs> Neden biliyor musunuz? Sabır çünkü kutsal ruhun meyvesidir. Ve şeytanın kutsal ruhun meyvesine sahip değil. sabır kutsal meyvesidir. <laughs> Ve şeytan kutsal meyvesine sahip değil. Dolayısıyla şeytan sizin kadar sabırlı değil. Sizi birkaç kere denedikten sonra çekip gidecektir. Senle mi uğraşacağım? <laughs> Senle mi uğraşacağım? <laughs> sizinle uğraş, uğraşmaya hiç hiç gerek yok. O kadar çok imanlı var ki yetkisini bilmeyen gidip onlarla uğraşacak. Yeterince fazla imanlı var yetkisini bilmeyen gidip onlarla uğraşacak. Yohan, 1. Yuhanna 4.4'te diyor ki çünkü sizde olan dünyadakinden üstündür. Bizde olan dünyadakinden üstündür. Dünyada yaşıyoruz ama bizde olan, içimizde olan dünyadakinden üstündür. Amin. Romalılar 8.37'de diyor ki, Bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Dolayısıyla bir durumlardan geçerken ikrar edeceğiniz bir ayet işte bu size. Mesih İsa sayesinde beni sevenin sayesinde bütün bu durumlardan hepsinden de galiplerden üstünüm. Amin. Bu durumların hepsinde galiplerden üstünüm. Bu durumların hepsinde galiplerden üstünüm. Ne durumdan geçiyorsanız geçin. Bu durumların hepsinde galiplerden üstünüm. Bu yetkiyi bana Mesih verdi. Ve bu yetkinin bilincindeyim. Amin. İbrahimler 13 5 6 diyor ki çünkü Tanrı şöyle dedi. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Yani durumlar geç geçiyor, durumlardan geçiyorsun ama asla seni Tanrı yüzüstü bırakmıyor. Böylece cesaret ediyoruz ki Rab benim yardımcımdır. korkmam. İnsan bana ne yapabilir? Rab benim yardımcım korkmuyorum ve bütün durumların üstesinden de galiplerden üstünüm. Bütün durumlardan geçerken galiplerden üstünüm. Bütün durumlardan geçerken galiplerden üstünüm. Bütün durumlardan geçerken galiplerden üstünüm. Amin. Amin. Hallelujah. Halleluya. Birazcık ışıklar yandı mı? Bugün birazcık ışıklar yandı mı? Ama biliyor musunuz sizin kendi gözlerinizle Kutsal kitabı çalışmanız gerekiyor ve kendi gözlerinizle kutsal kitaptan o ayetleri bulup çıkarıp bir tarafı yazıp Belki de her gün ikrar etmeniz gerekiyor o ayetleri ki daha fazla esine kavuşabilmek için Çünkü ben bugün ne dedim Siz gidip yarın unutursanız. <laughs> Bunun size bir faydası olmayacak. Bu yüzden işte benim için de aynı şey oldu. Benim için de aynı şey oldu. Ben bu serüvene burada başladım. Kaç sene önce? Neden Rab dedim? Bu insana dua ediyorum, insan ismiyle iyileşiyor. Bu insana dua ediyorum, hiçbir şey olmuyor. <laughs> bu serüvene burada başladım. Ve Tanrı bana göstermeye başladı. Neden? Neden? Ve her şey işte bu basit gibi görünen, aslında basit, vahiy dayanıyor. Esinlemeye dayanıyor. Basit. Tanrı sana verdi ve sen sahipsin. Çünkü Tanrı verdiği için. Ama sahip olduğunun ne olduğunu biliyor musun? Sahip olduğunu nasıl çalıştığını biliyor musun? Sahip olduğunu nasıl kullanacağını biliyor musun? sahip olduğunu, ne durumlarda kullanacağını biliyor musun? Bu esinlemeye kavuştuğu zaman işte diyor ki bütün bu durumlardan galiplerden de üstünüm. Bu büyük bir esin, bu büyük bir sır aslında. Ama bu gizli değil bizden. Çünkü bize verildi ve bize açıklandı. Kullanım kılavuzunda hepsi yazıyor. <laughs> bize verdiği şey nasıl kullanacağız, ne durumda kullanacağız ve neye sahibiz? Bütün özellikleri yazıyor. Bizim bunları alıp gerçekten İsa'nın ismini olan bu İsa'nın ismi hakkındaki olan ayetleri alıp kenara yazmamız lazım. Bizim İsa'nın ismi diye bir dersimiz var Kutsal Kitap Okulu'nda. İsa'nın ismi diye bir dersimiz var ve çok güçlü bir ders bu. Bu ders tabii ki İncil Okulu'na gelip alabilirsiniz ama kendiniz çıkartın ayetleri. İsa'nın ismiyle ilgili olan ayetleri çıkartın ve bir tarafa yazın ve yetki konusundaki ayetleri, neye sahipsiniz ve yeni yaratılış konusundaki ayetler. Çünkü siz bir yerin yeni yaratılışsınız ve yeni yaratıksınız ve bunun hakkındaki ayetler. Bunların hepsini kenara yazın ve her gün her gün bunlar üzerinde derin derin düşünün ve her gün her gün ikrar edin. Ben size garanti veriyorum başladıktan sonraki son haliniz başlangıçtaki haliniz gibi olmayacak çünkü neden biliyor musun çünkü söz çalışır söz çalışır söz çalışır Tanrı söz söyledi ve evren yaratıldı Tanrı söz söyledi bütün kainat yaratıldı ve Tanrı sözünü gönderdi iyileştirdi onları ve söz bugün de çalışıyor Söz sizin için de çalışıyor ve siz bu sözü yazıp üzerinde derin derin düşünüp ve çalıştığınız zaman içiniz değişecek. Ve bu e, beyin genelde e, dünyasal sisteme şartlanmış ve fiziksel ortamda e, çalışmaya alışmış bu beyin değişecek. Düşüncenizin yenilenmesiyle değişeceksiniz. Tanrı'nın sözleri içinize girecek. Dolayısıyla bir durumla karşılaştığınız zaman hemen eyvah, eyvah, bayılıyorum, mahvoluyorum, bana dua edin bütün bu zorlukları üstümden kaldırsın yerine Tanrı'nın sözü çıkacak içinizden. Amin. Hallelujah. Şimdi dua etmek istiyorum. Ben Hangi hangi ülkedeydi? İsveç miydi? Bir yerde. Yok yok Amerika'daydı. Atlanta'daydı. Ah yok pardon Chicago'ya tamam buldum. Pardon. <laughs> <laughs> affedersiniz. Chicago'daydı. Ve ben e, yetki üzerine konuştuğum zaman <laughs> ve dedim ki şimdi dua edeceğim. <laughs> ve gerçekten dedim. Bu yetkinin sizde çalışmasını isteyen herkes gelsin. Ve e, belki o, o kilise ne kadardı? Belki 1500 kişi falan. Belki 2000 kişi falan. Dolayısıyla gelenler o kadar fazlaydı ki hayatımda bu kadar çok insana dua etmedim yani. Ama bir kişiyi hatırlıyorum. Bir tane teyze. Çok yaşlı bir teyze. Hem de 80 miydi, 90 mıydı? Geldi, böyle ellerimi tuttu. Yani var o kadar ne kadar ağladım anlatamaz. Yani şunu gördüm şunu. Çocuk imanı. Çocuk imanı. Ve o anda e, ben onu bilmiyordum sağırmış. Sadece bakışlarından anladım yani çocuk imanına sahip olduğunu. Ellerimi tuttu ve iman etti sanıyorum. Düşünüyorum ki kulağı açılsın diye. Ve <laughs> ben hem yani ağlıyorum hem dua ediyorum ona. Ee, ama şunu söyleyeyim size. Gerçekten söz çalışıyor. Ve iman çalışıyor ve teyze duymaya başladı. Yani belki diye düşünebilirsiniz o anda. Yani yani bu bu teyze 90 yaşına gelmiş zaten. Hani duysa ne var, duymasa ne var gibi. Hani düşünebilirsiniz zaten. Hani neredeyse ölecek belki de diye düşünme. Bu işte insanın kendi aklı. Anlatabiliyor muyum aklı? Ama teyze belki 90 sene kulağım duysun diye iman etti. Ve o çağrıya geldi. Çocuk imanla. Çünkü yetkiden bahsettiğim zaman anladı ki ben gitsem öne olacak bu sefer olacak. <laughs> bu sefer olacak. <laughs> ve söz çalışır. Size söyleyeyim söz çalışır, söz çalışıyor, söz çalışıyor, yetki çalışıyor. Sahip olduğunuzun bilincine varın, sahip olduğunuzun, neye sahip olduğunuzun bilincine varın. Neye sahip olduğunuzu bilincine varın. Hiç yetkinizi de kaptırmayın şeytana. Onun sizin üzerinizde hiçbir yetkisi yok. 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 Size dokunmaya bile yetkisi yok biliyor musunuz? Böyle karşıdan böyle dokunmaya bile yetkisi yok. Çünkü bu yetkiyi iptal etti. Mesih. Bu, bu, buna izin yok. Onun için size böyle dokunmaya bile izin yok. Ama elinizdeki silahı kullanmazsanız onu kapıp alma yetkisi var. Çünkü sahibi olmadığın şeyi çaldırabilirsin. Neye sahip olduğunu bilmiyorsan çaldırabilirsin. Sahiplenmediğin bir şey daha doğrusu sahiplenmediğin bir şeyi çaldırabilirsin ve o çalıp yok etmeye, öldürmeye geldi. İzin verirsen elindekini çalacaktır. İzin verirsen ama, İzin verirsen ama, izin vermezsen sana şöyle dokunmaya hakkı yok. Amin, amin. Şimdi dua etmek istiyorum. Gerçekten. Tanrı'ya bir konuda iman ediyorsunuz iman ediyorsunuz, iman ediyorsunuz Şimdiye kadar olmadı Ve birlikte imanımızı birleştireceğiz Ve bu gerçekleşecek İsa'nın ismiyle Amin Hallelujah. Teşekkür ediyoruz Rab Teşekkür ediyoruz sana Ellerinizi kaldırın Rab'e tapınalım birlikte Şükrediyoruz Rab sana. Şükrediyoruz Rab sözün için. Şükrediyoruz Rab, sözün çalışır. Sözün iki ağızlı kılıçtan da keskin ve yüreğin derinliklerine işliyor. Ve biz sözünü kabul ediyoruz. Ve siz, biz senin sözünü yüreğimizin derinliklerine kabul ediyoruz. Teşekkür ediyoruz sözün için. Teşekkür ediyoruz bizim için yaptıkların için. Ve bizim için bütün kötü olanı çarmıhta çiviledin ve onu bir hiçe hiç yaptın. Bunun için teşekkür ediyoruz ve bütün yetkiyi bize verdin. Bütün yetkiyi bize verdin. Bütün yetkiyi bize verdin ki öyle ki biz dua ettiğimiz zaman kendi durumlarımız konusunda ve başkalarına dua ettiğimiz zaman onların durumları konusunda her ad İsa'nın adını duyduğu zaman boyun eğecek boyun eğecek ve bütün bu durumlardan Galiplerden de üstün olduğumuzu ilan ediyoruz insanın ismiyle. E şimdi öne gelebilirsiniz. İman ettiğiniz bir konu varsa ve şimdiye kadar olmadıysa ve bugün ya da bir güç, kırılmayan bir güç ve onu da getir. Kırılmayan bir güç ve bu güç kırılacak üzerinizden. Bugün insanın ismiyle. Bugün insan ismiyle Gelebilirsiniz, gelebilirsiniz. Gelebilirsiniz. Burada sıra yapalım. Sıra yapalım burada. Ve benimle birlikte iman etmenizi istiyorum. Bugün gerçekleşecek. Neyse bu kötü bir şeyse de bugün kırılacak gücü İsa'nın ismiyle ve e, gerçekleşmesini istediğiniz bir şey şimdiye kadar gerçekleşmedi ve gerçekleşecek İsa'nın ismiyle. Birlikte imanımızı birleştireceğiz. Amin. İsa'nın ismiyle. Bir dua isteği var. Anne ile gö göndermiş. Ayak tabanlarım çatlıyor. Egzama dediler. Yürümede zorlanıyorum. Şükrediyoruz Rab senin şifan için. Sözünü gönderdin ve şifa verdin onlara. Ve şimdi... Anik için dua ediyoruz, şifanı gönderiyoruz, şifanı gönderiyoruz onun ayaklarına, insan ismiyle. Şifanı gönderiyoruz onun ayaklarına, insan ismiyle ve tamamen iyileşecek tamamen iyileşecek. Senin ismin her isimden daha da üstün. Amin. Haleluya. Hiç sormayacağım. Ne iman ediyorsunuz? Ne için geldiniz? Niçin buradasınız? Hiç sormayacağım. Tanrı biliyor. Onun bilmesi yeterli. Onun bilmesi yeterli. Sadece İsa'nın ismini ilan edeceğim. Sizin durumunuz konusunda. İsa'nın ismini, bütün isimlerden üstün olan İsa'nın ismi ilan edeceğim ve bu gerçekleşecek. Buna iman ediyor musunuz? İsa'nın kendisi bile sordu: Senin için yapacağım şeye iman ede, yapabileceğime iman ediyor musun? İsa'nın kendisi bile sordu: Senin için bunu yapabileceğime iman ediyor musun? senin için bunu yapabileceğime iman ediyor musun? İmanına göre olsun İsa'nın ismiyle. İsa'nın ismiyle bu durumlarda konuşuyoruz. İsa'nın ismiyle. İmanına göre olsun. İmanına göre olsun. Şimdi İsa'nın ismiyle. Şimdi İsa'nın ismiyle. İmanına göre olsun. Şimdi İsa'nın ismi. Şimdi İsa'nın ismiyle. Şimdi İsa'nın ismiyle. Şimdi İsa'nın ismiyle. Şimdi İsa Teşekkür ediyoruz Rab. Bu güç kırıldı bugün İsa'nın ismiyle. Bu güç kırıldı İsa'nın ismiyle. Tamamen özgürsün. Özgürsün İsa'nın ismiyle. Tamamen özgürsün. İsa'nın ismiyle dua ediyoruz. İsa'nın ismiyle. Teşekkür ediyoruz Rab. Teşekkür ediyoruz Rab. Oldu. Hah. Oldu. Hah. Oldu İsa'nın ismiyle. <laughs> Haleluya. Şükrediyoruz Rab. Al, 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 al. Al, kabul et, kabul et, kabul et İsa'nın ismiyle. Kabul et şimdi. İsa'nın Pastor Gadir gelir misin? İsa'nın ismiyle dua ediyoruz, ilan ediyoruz. Şimdi. İsa'nın ismiyle. Teşekkür ediyoruz Rab. Huu, hallelujah, 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 Hallelujah. Yüftelti. Tanrının gücünü o da hissetti. Hallelujah, şükrediyoruz şükrediyoruz Rab, 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 Hallelujah, Hallelujah. Teşekkür ediyoruz Rab. teşekkür ediyoruz Rab. Teşekkür ediyoruz Rab. Teşekkür ediyoruz Rab. Hiç şüphe yok. Hiç şüphe yok Kubilay. Hiç şüphe yok. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Rab. Teşekkür ediyoruz Rab. İnsanın ismiyle. Teşekkür ediyoruz Rab. Teşekkür ediyoruz Rab. Hallelujah.